Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı THT Geometri Soru kitabında 4. bölümdeki 5. testin çözümünü yapacağız. Üçgende kenar ortayla alakalı bir test öğreniyorum testindeyiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. GABC üçgenin ağırlık merkezi AG ile BC birbirine eşit verilmiş ve buradaki x açısı nedir diye soruluyor. Hocam ağırlık merkezi verilmiş ya ağırlık merkezini kullanacağım. Ya buradan bunun devamını getireceğim ya bunun devamını getireceğim. Ama BC verildiği için bunu devamlı getirmek daha mantıklı değil mi? Evet. Bunun devamını getirdiğimiz zaman bu ağırlık merkezinden çizilen şey. Hocam burası K iken burası 2K. O zaman burası da 2K. E, aynı zamanda ağırlık merkezinden geçen kenar ortaya olduğu için şu parça şu parça eşit olduğu için burası da K burası da K oldu. A eşit 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 3 tane K. Ne oluştu burada? Muhteşem işte. O zaman x açısı ne olmak zorunda arkadaşlar? 90 derece olmak zorunda. Yani x'i böylelikle ne buluruz? Muhteşem 3'ten dolayı 90 derece buluruz. Birinci soru. Ceyhan oldu. Geldik 2'ye. Kenar uzunlukları 2, 5 ve 6 birim olan üçgenin 6 birim uzunluğundaki hemen çiziyoruz arkadaşlar. Şekli çizelim. Sıkıntı yaşamayalım değil mi? Bir ABC üçgeninde kenar uzunlukları 2, 5 ve 6 birim olan üçgenin evet 2, 5 ve 6 birim olan şu 2, bu 5 ve bu 6 olsun birim olan üçgenin Uzunluğun, 6 birim uzunluğundaki kenarına ait kenar orta uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bizden şu kenar orta uzunluğu isteniyor. Kenar ortay uzunluğunun formülü vardı arkadaşlar. Kenar orta uzunluğunun formülünü kullanabilirsiniz. Ya da e, herhangi bir açıya mesela şu oradaki açıda kosinüs teoremi yapıp kosinüs sayfayı bulup bir daha kosinüs teoreminden şuradaki x'i bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama e, kosinüs teoremi var. Kenarortay kenar ortay teoremi var. İsterseniz direkt o kenar ortay teoremini yazayım. 2 çarpı x'in karesi eşittir. Kolların kareleri toplamı. 5'in karesi artı 2'nin karesi eksi tabanın karesi bölü 2'den de direkt çıkıyor arkadaşlar. Yani 2x kare eşittir. 25 artı 4 eksi 36 bölü 2'den 18 çıktı. Ee, hocam burası kaç yaptı o zaman? 25, 29. 29'dan 18 çıkarsa 11. X buradan ne geldi? 11 bölü 2. Bir daha bakalım. 25 artı 4, 29. 29'dan 18 çıkınca 11 mi geliyor? 11 geliyor. 25 artı 4 eksi tabanın karesi bölü 2. 36 bölü 2'den 18. Tamam. 29'dan 18 çıkınca 11 geliyor arkadaşlar. O zaman buradan 2x eşittir 11 ise x'i buradan 11 bölü 2 buluruz. Bir yandan şıklara bakıyorum da şıklarda yokmuş gibi gördüm de. Ya burada 2x kare 11 bölü 2 arkadaşlar. Yani x buradan ne yapıyor? Kök 11 bölü kök 2 yaptı. Kök 2 eşleniyle çarparsam kök 22 bölü 2 yapıyor arkadaşlar. Yani şıklarda var aslında. Bir an, bir an tereddüt ettim. Ondan dolayı şöyle e, işlemlerde hata yaptım diye baktım. Kusura bakmayın azıcık oyaladım. Evet cevabımız kök 22 bölü 2 oldu gençler. Geldik 3'e. G ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi ise hocam ağırlık merkezinden ya bunun devamını getirsiniz ya bunun devamını ya da şu 17'nin devamı. 17 benim ise 17'nin devamı tabii ki. E hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. E, 90'dan gelen muhteşem işte oldu. Bir de burada 1'e 2 oran var. Yani o zaman ne oldu burası? 17 bölü 2 ise hocam burası da 17 bölü 2. E burası 17 bölü 2 ise burası da 17 bölü 2. Burası da 17 bölü 2. Toplam uzunluk 17 mi yaptı? Evet. Üçüncü soru balık kesir oldu. Geldik 4'e. Ağırlık merkezinden geçiyor. Artık anlamışsınızdır herhalde. 90'lı sorularda ağırlık merkezinden geçenlerde ne var arkadaşlar? Muhteşem. Üçlü. E burası K iken burası nedir? 2K. Hocam 3K iken burası da 3K. Burası da 3K. Aa ne çıktı burada? Pisagor. Hadi yap bakalım pisagorunu. 3K'nın karesi eşittir. K'nın karesi artı 8 kökkenin karesinden dolayı. Buradan ne geliyor o zaman arkadaşlar? 9K kare eksi K kare eşittir. 64 çarpı 2 yaptı. 8K kare eşittir. 64 çarpı 2'den. Bununla bu sadeleşti. 8, 16 yaptı K kare. Evet K kare eşittir. 16 ise K'yı da buradan kaç bulduk? 4. Bizden BC isteniyor. BC uzunluğu da K'yı 4 bulduğumuz için... 6K olduğundan dolayı K yerine 4 yazarsam 24 çıkar. Evet cevap edremit oldu. Dördüncü soru. Geldik 5'e. 90'dan bir kenar ortay çizilmiş yine. G ağırlık merkezi dediği için. Hocam ağırlık merkezi ya. Eşit. Eşit. Muhteşem üstünden eşit. Hadi bu K iken burası 2K. Hocam 3K iken burası da 3K. Burası da 3K. Bu arada kök 5 verilmiş ve BC uzunluğu da 18 verilmiş. Yani 6K eşittir. 18 ise K'yı buradan 3 buluruz. K 3. Bizden AG artı HD isteniyor Buluruz. Öncelikle bir Pisagor yapsak şurada. Arkadaşlar kafadan yapacağım. 9'dan 4 çıktı. 9'dan 5 çıktı. 4. Yani bu e, bunun karesi 4'e eşit olacak. Şurası kaç çıkıyor o zaman? 2 çıkıyor. K3'tü. Burası 9. Burası 9 oldu. AG'ye bakıyoruz. k 3 bulduğumuza göre AG uzunluğu 6. 6 artı. HD'ye bakıyoruz. HD uzunluğu da zaten 2. E bizden de ne isteniyor? Toplam isteniyor. Cevabımız da böylelikle 8 çıkar. Yani 5 balık kesir oldu. Geldik 6'ya. Hocam AF'yi 12 vermiş. E, 1'e 2 oran olduğundan hani tam böyle ağırlık merkezinden geçen G e, ağırlık merkezi ya. Ağırlık merkezinden geçen bir doğru bütünlüğü verilmişse 3'e bölüp kısa parçayı buluyorduk. 12 ya da A 2A deyip 3A eşittir işte 12 diyebilirsiniz. Ya da 12'yi 3'e bölsen hocam 4 oldu. 1'e 2 orandan dolayı direkt burası 8 oldu. Hocam bu ağırlık merkezinden geçiyor. Kenar ortay. A 90'dan çizilen kenar ortay. Muhteşem. Üçlü. Yani şunlar da eşit oldu. 4. 4 oldu o zaman. Bizden BD uzun isteniyor. BD. Hmm, BD. O zaman bir şey kullanmadım. Soruyu okuyorum. Hop şurası. AB ile AC birbirine eşitmiş. Hocam AB ile AC birbirine eşitse ikiz kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yükseklik değil midir? 4 4 ise o zaman burası 4 kök yapar. E 4 kök ise burası da 1'e 2 orandan dolayı 2 kök yapar mı? Yapar. BD uzunluğu kaç yaptı o zaman? 6 kök 2 yaptı arkadaşlar. Cevabımız balıkesir oldu. Geldik 7'ye. GF ile FE birbirine eşitmiş. Hocam şununla şu birbirine eşitmiş. Ağırlık merkezinden dolayı bunlara KK diyecek olursak. Ağırlık merkezinden dolayı K iken burası 2K değil mi? Evet. Ağırlık merkezinden geçen bir doğru. Kenar ortaydır aynı zamanda. E 12'yi kullanacağım hocam. Eksi parçaları da koyduk. E ne var burada? Hocam bizden DC isteniyor. Şu uzunluk isteniyor. DC'yi yoğunlaşacağız. Bak eşitlere bak. Hocam ne var buradaki üçgende? Hocam şunlar eşit. E şunlar da eşit. Zaten ben hep şunu söylerim. 90 derece varsa ağırlık merkezinde büyük ihtimalle muhteşem üçlü. Ekstra bir eşitlik varsa da büyük ihtimalle orta var. Kafanızda orta taban var ya. Hani sayılara baktığınız zaman orta tabanı böyle acayip bir şekilde fark ediyorsunuz. Yani o yüzden kafanızın bir köşesinde ekstra eşitlerde mutlaka orta taban olsun. E, orta taban çıktı mı burada çıktı. 12 ise burası 6. 6 ise burası da 12 mi? 1'e 2 orandan dolayı. Evet x de kaç çıkıyor? 6 artı 12'den 18 çıktı arkadaşlar. Cevabımız böylelikle Cihan oldu. Geldik 8'e. 4 kök 2, 4 kök 5 ise o zaman burası ne yapacaktır arkadaşlar? Şuraya bir A diyelim. A bakın burası 4'ün kök katı. Burası 4'ün kök 5 katı. O zaman A da 4'ün kare küçüğünde. Kök 5 ve kök 2'nin kareleri toplamı 5 artı 2. Yani 4 kök 7'dir arkadaşlar. A'yı 4 kök 7. Artık bunu öğrendiniz varsayıyorum. Yıllardır çözüyoruz. Yani bu kitabın Başından beri çözüyoruz artık böyle. Peki x isteniyor. Ağırlık merkezini kullanmadık hocam. Kullanacağız. E nasıl kullanırız burada? E hocam bu ağırlık merkezinde ya bunun devamı ya bunun devamı ya da bunun devamı. Tabii ki x istenildiği için şunun devamı ya da şurayı bulduğumuz için bunun devamıdır. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Aa 90'dan gelen kenar ortay. Muhteşem. Tamamı 4 kök 7 idi. O zaman burası 2 kök 7. Burası da 2 kök 7. Burası da 2 kök 7 oldu. 1'e 2 orandan dolayı x ile kaç yapıyor? 4 kök 7 yapıyor. Gençler. Yani 8. soru Edremit oldu. Geldik 9'a. Evet AF ile FG'yi birbirine eşit vermişler. Hocam şunlar birbirine eşit. Sonra ED'yi 4 vermişler. FE'yi 6 vermişler. Hocam G'de ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Şu şu eşit. Hocam ekstra eşitlik varsa hani orta taban ama ağırlık merkezinde ekstra bir eşitlik varsa da bak kenar ortay kenar ortay. Bazen ağırlık merkezinde ekstradan ağırlık merkezinde çıkıyor. Bak şu üçgende arkadaşım. Ne oldu burası? Şuradaki üçgende ağırlık merkezi oldu. Çünkü kenar ortay vardı, kenar ortay vardı. Hemen kenar ortay, kenar ortay olduğundan ağırlık merkezi oldu burası. Şu sarı üçgenin ağırlık merkezi. İki kenar ortayın kesim noktası olduğundan. 4 ise burası kaçtır? 8. 6 ise burası kaçtır? 12. Bizden BG. Bu arada G de büyük üçgenin ağırlık merkeziydi. Burası 12 ise burası da kaç yapar? 24. BG 24 eksi C e, yani 12. Yani cevabımız kaç yapar? 12 yapar. 9. soru barı, barı bar 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 kesir. <laughs> balık kesirliyim ama balık kesiri söyleyemiyorum nedense. Balık kesir. Evet geldik ona. Arkadaşlar neler verilmiş burada? FE uzunluğu K. Yaz bakayım K'yı. AC uzunluğu 2K. BE uzunluğu da 2K. AC uzunluğu 2K. BE uzunluğu da 2K. Biraz dengesiz olmuş ama idare edin artık. Yapacak bir şey yok. Tekrar bakalım. AC uzunluğu 2K. Evet. BE uzunluğu 2K. Evet. EF uzunluğu da K. FE uzunluğu da K. AF ile FE birbirine eşit verilmiş. Hmm, burası da K. Hocam şunlar birbirine eşit. Nerede? Hem açı ortay hem kenar ortay. Arkadaşım bu nasıl bir üçgendir? Çok güzel bir üçgendir değil mi? Nasıl bir üçgenmiş burası? Güzel bir üçgen. Nasıl? İkiz kenar değil mi arkadaşlar burası? Sebep hem açı ortay hem kenar ortay olduğu için iki şart sağlandı. İkiz kenar. Yani burası 90 derece ve aynı zamanda şununla da şu ikiz kenar. 2K oldu burası. DAC açısı isteniyor bizden. Ne? x isteniyor bizden. Allah Allah. Aa bak 2K 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 gördünüz mü? Ne çıktı burada? Hocam bir eşkenar üçgen çıktı. 60 60 60 bunlar da 30 30 oldu. E hocam şu ikiz kenarlı da kullanım artık. Bak burası da 2K burası da 2K. Hocam şu açıyla şu açıda birbirine eşit ve toplamları da 60 olduğundan bunlar da 30 30 olacak. Ve 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 bakıyoruz BAC x açısı isteniyor bizden. BAC yani kaç yapıyor x açısı? 30 artı 60'tan 90 derece yapıyor gençler. Evet cevabımız böylelikle 90 yaptı. Yani 10. soru Balıkesir oldu. Geldik 11'e. GABC'nin <laughs> ağırlık merkezi. Evet GABC'nin ağırlık merkezi ise 3 ise burası nedir? 6'dır. Direkt ağırlık merkezinden dolayı 1'e 2 oran var. Sonra A da KGL'nin ağırlık merkezi. Hocam bunun da ağırlık merkezi de A'ymış. Burada da 1'e 2 oran var. E o zaman burası kaçtır? 3'tür. Bizden EDX isteniyor. Direkt maaş şurası kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? 12 mi yapıyor? Evet. Cevabımız böylelikle 12 oldu. 11'in soru Cihan oldu. Geldik 12'ye. ABC bir üçgen DF bulundukları kenarlarının orta noktaları. Hemen şunları yazalım. Orta nokta, orta nokta, orta nokta. Şöyle yazdık. BC 24 demiş. Bir kere BC 24 ise gençler dikkat. Orta taban var burada. Şunlar eşit, şunlar eşit. Evet hocam orta taban var. Yani burası ne oldu? 24 oldu. Evet burası 24. Ama bizden GD isteniyor. Oraya gideceğiz şimdi. De. Dur bakalım. GD 24. Şöyle göstereyim 24 olduğunu. Peki hocam burası 24 ise burası 12. Burası da 12 oldu mu? Evet. Hatta ayrı ayrı şu mavi çizgiyle bu mavi çizgi paralel mi? Paralel. Şunlar değişirse ort tabandan burası 6 oldu mu? Oldu. Hatta buraya da direkt 6 diyebiliriz arkadaşlar. 24 ise burası 12 olacak. Niye 24 yazdım ben biraz önce oraya? Hayret. Neyse ort tabandan 12 olacaktı. Neyse şu ort tabandan 6. Buradaki ort tabandan 6. Çünkü maviler paralel şunlar eşit olduğundan dolayı. E hocam 90'dan çizilen kenar ortaya oldu. Muhteşem burası da 6 olacak. Bu arada GDF üçgenin ağırlık merkezi. Bak şu üçgenin ağırlık merkezi de neymiş? G'ymiş. Hocam burası ağırlık merkezi ise 1'e 2 oran olacak. Hatta e, 6 6 ise muhteşem 3'den dolayı burası da 6 olacak. 1'e 2 orandan dolayı ne olmak zorunda? E, 6'yı 3'e bölüp kısa parçasını buluyorduk. Burası 2 burası da 4 mi olacak? Evet. E sonra ne yapacağız? Hocam G de DF üçgenin ağırlık merkezi başka bir şey verilmiş mi? Bu da orta taban çizgisiydi. Hocam burası 6 iken burası da 6 olmaz mı? Olur. Bizden GD isteniyor. Yo bulmuşuz zaten. Ne altısı ya? Muhteşem üstten şurayı zaten 4'ü bulmuşuz. Cevabımız o zaman 4 çıktı arkadaşlar. Böylelikle kaçıncı testi hallettik? 5. testi hallettik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 6. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.